Ucuza güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilir. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Evet, sizin OGX'iniz ölmedi arkadaşlar. Coins kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın, birazcık aralıklı oluyor videolar bu aralar ama Allah kısmet ederse bundan 2 hafta sonra öyle güzel bir boşluğa düşüyorum ki, ya var ya, öyle kafam rahat olacak ki, öyle güzel videolar hatırlayacağım ki sizler arkadaşlar. Şimdiden bunun sözünü veriyorum. Normalde hafta sonu video gelecek diye söz vermiştim. Atamadım. Niye atamadım? Arıyorlar abi. O proje var, yardımcı olabilir misin? Olamazsın. Olamam da diyemiyorsun abi. Oluyorsun. Bu sefer de size mahcup oluyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar, ve sizin OGX'iniz, sizin Oğuz Ardan kardeşiniz ölmedi. Evelallah, bu zamana kadar en iyi coin kasma taktikleri biz verdik. Öyle de devam edeceğiz. Şimdi son zamanlarda bana gelen bu coin kasma ile ilgili olan soruları güzelce bir cevaplamak istiyorum öncelikle. Arkadaşlar, ben dikkat ediyorum böyle. Ben FIFA 16'dan beri buradayım. Dikkat ediyorum böyle, insanlar artık kendilerini olmadığı şekilde göstermeye çalışıyor. Yani misal olarak herkes bu oyunda diyor ki ben ticaret uzmanıyım. Yok, ben FIFA'da çok iyi ticaret yapıyorum. Eyvallah abi, o zaman bize sen ne kadar transfer karın olduğunu bir göster. Biz bakalım hani sen gerçekten profesyonel bir trader mısın değil misin diye. Şimdi bana burada inan benden olacaktır diye ben burada baştan göstermek istiyorum zaten hani bu işi bizim herhangi bir para vermeden yaptığımızı. Ben hiçbir şekilde oyuna para vermediğimi size söylüyorum. Sizlerin de para vermeden bu oyundan çok fazla coins kasabileceğinizi de her zaman söylüyorum. Bunu hizmetler listesine baktığınız zaman zaten herhangi bir FIFA points'in alınmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde PlayStation aboneliklerine baktığınız zaman da buralardan gözüküyordur diye biliyorum points. PlayStation Plus'ta yok. Eğer points alıp almadığın başka bir yerden gözüküyorsa buradan bana söyleyin. Bir sonraki videoda gösteririm. Herhangi kimsenin bir şey kaçtığım yok. Ben bu hizmetler listesinde bir şey aldıysan yazması gerekiyor diye biliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir FIFA points almadan coinslerimizi kasıyoruz. Ve şu andaki liderlik tablolarına baktığımız zaman arkadaşlar, zaten top 100'e şunu şöyle yapalım. Bakın burada transfer, bakın şu anda, dur, buradan maç kazancı değil, transfer karı hangisi? Diğer gözlük yok, göremiyorum. Her neyse, şu anda olduğumuz hesapta arkadaşlar toplamda 12,5 milyon transfer profit var. 0 TL ile 12,5 milyon transfer profitimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi yani biz bu işi yapıyoruz. Yani oynuyor. Ben bu oyunda iddia ediyorum abi. Ben kim gelirse gelsin, ben bu oyunda hani insanların yok biz profesyonel traderız bilmem ne demesini ben gerçekten arkadaş herhangi bir şekilde anlam veremiyorum. Hani herkesi bir şekilde profesyonel olduğunu iddia ediyor ama değilsiniz abi. Hani bu kadar basit. Dolayısıyla lütfen ama lütfen insanları kandırmayın yani. Gerçekten de çok saçma geliyor bana arkadaşlar. Her neyse, bunları geçtikten sonra coins kasma taktiğine güzelce bir geçelim. Şimdi bu oyunda 3 tane 4 tane temel coins kasma taktiği var arkadaşlar. İlki yan hesaptan SBC yapmak ve bunu 5 kere yaparak coin saklamak. Bu ilk taktik ve en basit taktik ve en ucu açık olan taktik. Çünkü Ronaldo veya bir şey çıkardığınız zaman direkt paraya vurabiliyorsunuz. İkinci taktik al-sat taktiğidir arkadaşlar. Al-sat taktiği nedir? Sürekli olarak markete girip bir oyuncuyu teklifle alıp Binance'a anında 300, 400, 500, 600, işte bu oyuncuya göre değişir. Bu karlı satmak demektir. Üçüncüsü ise mantıklı özel kart yatırımı demektir arkadaşlar. Şimdi ben bir günde toplamda 1 milyon coins kastım. Bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Şu an transfer listesinde 100 tane kartın satıldığını görüyorsunuz arkadaşlar ve kartları geldiğiniz zaman hepsinin mavi olduğunu görüyorsunuz. Burada R3'e basınca kaça aldın? Evet, gözükmüyor. Keşke onları da çekseydim. Satmış olduğum kartların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar ve bu kartların hepsini yani size burada hani artık yemin de edelim, hadi yemin de etmek şey oldu ya artık. Yemin de edelim abi, ben bunların hepsini %60 daha düşüğüne aldım. Kartların hepsini daha düşüğüne aldım. Bu oyuncuları neye göre aldığımı, bu oyuncuların neden arttığını ve sizlerin de hangi oyuncuları alarak kâr edebileceğinizi bu videoda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bakın, görmüş olduğunuz gibi oyuncuları sattığımız fiyatlar ortada. Herhangi hani bunu inanmazlar diye ben zaten bunları da kaldırmadım. Bütün oyuncuları sattıktan sonra size de burada gösteriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün kartları sattım. Peki ben bu kartları satarken neye dikkat ettim? Daha doğrusu neden bu kartları tercih ettim? Ve neden bu oyuncular satıldı? Şimdi bugünkü videomuzda sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bu EA Sports It Is In The Bash her salı akşamı değil, Şampiyonlar Ligi olduğu haftalarda salı akşamı satılabilir UCL paketleri çıkarıyor arkadaşlar. Bu satılabilir UCL paketleri çıkar çıkmaz hemen markette bu kartlar genelde insanlara baş çıktığı için genelde çoğu düşük üretildiği kartlar inanılmaz ucuzluyor arkadaşlar. Ve bu kartların ucuzlaması da sizlere burada bir yatırım amacı, yatırım şansı veriyor. Şimdi bu yatırımınızı neye göre yapacağınızı ben sizlere anlatayım. Bunun için öncelikle bir FUTBİN'in ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. FUTBİN, oyuncuların fiyatlarının yazdığı, fiyatlarının indeks olarak verildiği ve datalarının
bütün yıl boyunca sevilendiği bir site footbin.com ve şey de var, mobil uygulaması da var. Footbin diye yazarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra bu oyuncuların o paket gelmeden, şimdi salı günü paket geliyor, satılabilir paketi. Salı günü geldi. Ya da hani bazen arada da çıkarıyor. İşte hangi gün geliyorsa artık o önemli değil. Geldiği günden önceki gün bu kartın kaç kaldığına bakıyorsunuz. Mesela ben gittim abi. Ne yaptığımızı hemen burada anlatıyorum. Henderson'lar da yaptım. Mesela Axel Witsel 15K'ya gidiyordu. Ve bu kartların çıktığı gün ben bu kartı 6000'den aldım ve 15000'e sattım. Bakın 6000'den aldım ve 15K'ya sattım. SBC galiba bu hafta pazar günü gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda ben bu videoyu salı çekiyorum ama ben bunları tabii sabah sattım. Bir günde arkadaşlar 1 milyon coins kar ettim. Tabii biz bu işleri tek hesaptan değil, ikişerli üçerli hesaplardan yapıyoruz ki zaten bu oyunda bile sınırsız adam alabiliyorsunuz. Ben normalde 150'den fazla adam, 100'den fazla adam sattım. Sadece sattıklarımı istiyorum size. Yani burada kalanları göstereyim. Yoksa yaklaşık 200 tane yakın adam sattık biz. Çünkü bu oyunda sınırsız adam alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın mesela Ben Davis'e baktığım zaman yine bu fiyatlara gidiyordu. Ben bu kartı 3700'den aldım. Robertson'u almıştım arkadaşlar 27.000 coins'den 34.000 coins'e sattım. Mariano'ları 2000'den almıştım, yaklaşık 5K yakın sattım. Rafael'leri 1800'e 2K arası almıştım. Sattığım fiyatları zaten görüyorsunuz. Bunları belirlemeniz için şunu yapmanız gerekiyor. Paketler çıkmadan önce oyuncunun kaç kaya gittiğine ve şu anda kaç kaya gittiğine bakarak bunu yapabilirsiniz. Tabii ki de her oyuncudan bunu maalesef ama maalesef yapamıyorsunuz. Örnek olarak hani mesela Galatasaray'dan bir sonraki için size de tavsiye verebilirim ama ben artık kart ismi söylemeyeceğim abi, sonra millet ağlıyor. Gerçekten hani totonuz diyorsa bu işe girin abi. Ben hani bütün coin'ime her türlü giriyorum. Mycon üzerinden de yapabilirsiniz. Mycon'un kartları da işte 6K'ya falan çıkıyor. Gayet de ucuza gidiyorlar ve bu tarz oyuncuları buy now yerine teklifle almanız gerekiyor. Satabilirse bile çıkar çıkmaz teklif vererek bu oyuncuları alarak ardından bu şekilde benim gibi satabilirsiniz. Her zaman 2 günde bu kadar artış olmuyor. Normalde olmazdı zaten. Marcos Alonso seviyesi çıkmıştı. O yüzden bir günde arttı. Yoksa bunu alıyorsunuz mesela salı günü. O weekend'de gün cumartesi akşam falan bu kartlar zaten minimum 2x yapıyor. Tabii her kartı yapmıyor. Oyuncunun ne kadar ikine bakmanız lazım. Mesela ben Langley'leri 7800'den almıştım. Vastır 6500'den almıştım. Ben bunları dediğim gibi 4K civarından almışım. 3800-4K. Rafael'leri gerçekten 1500'e 2000 arasına aldım. Mariano'ların hepsini 2000-2200 civarına aldım. Böyle yaptım. Tabi burada yaptığım birkaç tane daha isim vardı arkadaşlar. Onlar şimdi satıldığı için burada gösteremiyorum. Ama dediğim gibi ben isim söylemiyorum. İstediğiniz ben de yani isim de belirlemiyorum gerçekten. Ve bu her aralıkta kimin ne kadar satıldığı arkadaşlar değişiyor. Dolayısıyla ezbere iş yapmanızı size tavsiye etmem. Oyuncunun ne kadar ekliğine bakıyorsun. Ondan sonra şu anda ne kadar olduğuna bakıyorsun. Alıyorsun, gömüyorsun. Bu kadar basit. Tak fişi bitir işi. Ondan sonra nasıl coin kasıyorsun abi diyenlere işte böyle cevap veriyorum ben de arkadaşlar. Dediğim gibi biz bu işi yapıyoruz abi. Ben çok keyif alıyorum hani coins kasarken falan. Bu arada bunlar nasıl transfer karları ya böyle. Gerçekten de ben çok keyif alıyorum arkadaşlar dediğim gibi. Sizlere de tavsiye ederim. Benim hoşuma gidiyor abi. Ben gerçekten çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi sizlere de arkadaşlar tavsiye ediyorum her türlü. Müthiş yani. Gerçekten hani her türlü coins kasabilirsiniz. Dediğim gibi ben memnunum. Sizlere de bunları tavsiye ediyorum. Şöyle bakıyorum da arkadaşlar olaylar neler değilmiş diye. Dediğim gibi aslında bugün konuşacağımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın. Yaklaşık ya Black Friday gelecek. Şimdi Black Friday ile ilgili video istiyor musunuz? Hani ben Black Friday'de yaklaşık 10 milyonu bir kadro kuracağım. Eğer Black Friday'de videosunu hani ayrıca istiyorsanız yorum olarak belirtin abi. Yorum olarak artık gerçekten çok önem vereceğim. Ne istiyorsanız onu çekeceğim abi. Yorum istiyorsanız yazın abi. Black Friday videosu çek. Eğer 20-30 kişi falan derse Black Friday videosu çek, çekeceğim. Bu taktikle dediğim gibi böyle kendi taktiklerimin hepsini sizlere kanıtlı bir şekilde paylaşıyorum. Beğenip abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Yakında büyük bir projemiz olacak Allah kısmet ederse. Hem de futbolcuların falan katıldığı çok tatlı bir FIFA canlı yayını olacak. Allah kısmet ederse dediğim gibi bir sakatlık çıkmazsa. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Dediğim gibi beğenirseniz ve yeniseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu hafta içi bir tane daha, bu hafta sonu bir tane daha coins kasma taktiği gelecek. Onu detaylı izleyin ve her hafta bu iki taktiği uygulayarak en az 1.5 milyon kasıyorum arkadaşlar. Sizler de kasın. Hep birlikte kasalım. Hep birlikte yaslayalım. Adamsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Black Friday istiyorsanız da yoruma yazın. Öptüm hadi bay bay.